Ben Ahmet Turan Köksal, sizinle beraber bugün bir kalemler silsilesi inceleyeceğiz. Sonra arkasından da başka bir videoda da, yani bugün çekeceğim ama başka zaman yayınlarım, bir yazı çizi yapacağız. Değişik bir yazı çizme meselesi. Evet, şimdi her zaman kullandığım şu kalın, belli kalınlıkta olan hazır kağıtlarımı kenara alıyorum. Hep bunlarla yapıyorum. Sizinle bugün işte böyle all in one denilen bir dolma kalem çeşidini irdeleyeceğiz. Bu. Ve bu. Bunu Çin'den almıştım. AliExpress'ten. Bir şeylerle beraber geldi. Efendim bu da Türkiye'den aldım. Hepsi Brodocom'dan almıştım. Kaçlı 12'li. Big marka. 12'li. Bunları beraber yapacağız. Bu all in one denilen hazır içinde mürekkebi de gelen kullanıp attığınız, yani işte kullanat denilen bir dolma kalem ucu. Şimdi tabii bildiğimiz dolma kalemler işte hani bir lami size. Var mı yakında? Lami. Evet. Bir lami mesela. Gördüğünüz gibi. Lami ama böyle birazcık şey olmuş. Ucu. Bakayım bu. Mürekkep var mı? Uzun zamandır kullanmıyorum. Kurumuş her zaman olduğu gibi. Bu kesik uçlu bir lami. Bakım yapılması lazım. İşte Pelikan Twist. Pelikan Twist. Yine bakım yapılması lazım. Kurumuş. İçine mürekkep kalmamış. Çok ucuz, pahalı. Bakın bu da bir dolma kalem. Jinhao. Jinhao'nun böyle bir baboş modeli. Neydi bu? 750 modeli miydi? Neydi? Evet, burada yazıyor. Jinhao X750, evet. X750 modeli. Bakın bu da böyle damaklı falan. Efendim. Bir mat renkli bir lami daha. Ucuyla beraber. Hiçbirinde yok. Kullanmıyorum çünkü bunları uzun zamandır. Dolma kalem kutusundan seçip size gösteriyorum. Başka dolma kalemlerden örneğin şurada bir Faber-Castell'in bir modeli var. Bunun ne deniyor bu modelin ismine? Bir modeldi ama ben de çok seviyorum. Mesela bu da bir Faber-Castell'in bir deri bir çok tükenmez kalem sevmesem bile işte bunu böyle bir güzel gözüküyor böyle krom krom güzel. Bunları böyle arkasına taşıyorum. Sonra rahmetli babacığımdan kalan bir Schaffers modeli var. Bunu sadece dolma kalem kısmını açayım. Yani bu çok güzel bir dolma kalemdir yani. Bunu ayrıca bir videosu yapılır bundan. Şunu şöyle birleştirmelerine bakın yani böyle bir garip, böyle bir acayip gizli uç, gizli bir taraması var. En sevdiğim tip babam da böyle baksanıza kullanımı falan böyle çok acayip canım. Çok seksi yani. Dolma kalem gibi dolma kalem. Yani öylesine bir kalem olduğunu düşünmüyorum bunun. İşte alüminyum bir şey var. Burada Kaweco. Bende ne alaka işte. Basit bir standart bir Avrupa tipi bir şey kullanmışım. Uzun yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum ama ben zaten bunu böyle kullanınca çok mutlu hissediyorum kendimi. Oldukça hoş. Bir yazım var. Çok seviyorum yani. Bu kalem iyi. İşte bu kalemin sonra biraz da param olunca önce tükenmez kalemini aldım. Çok ince bir model. Burada gördüğünüz gibi işte biraz yazalım. Fakat içindeki sanırım orijinal değil. Çok kötü yazıyor. Schaffers bu kadar kötü yazmaz yani işte. Şöyle kapatıyorsunuz, şöyle açıyorsunuz böyle bir şey. Bunun sıkıntı var. Bunun ayrıca bir sıkıntı var bunda. Bir şeyim yok. Ha, burada var. Ha. Bu takılmış mı? Şimdi sırası değil. Sonra bakarız. Bunun orijinal
Yedeği değil bu tabi. Sanırım ondan kaynaklanıyor sorun. Evet. Şöyle şu kapanıyor. Bunu da böyle kenara koyalım. Efendim bunu da bir de döndürmeli çalışan 0.5 kalemi var. Versatil. Ön kolunda bu. Yani neredeyse dolma kalemden kalın. Yani aslında bana sorarsanız bu bir şey değil. Bu bir takım değil. Ama bozmuyorum takımı. Kullanıyorum. Dolma kalemi çok güzel. Şimdi gelelim İşte bu kullanat tipi modelleri. Mavi alıyorum. Ucu böyledir bunun. Ucunu görüyorsunuz. Biraz kullanılmış. Biraz bizim kız kullandı bunları. Turkuaz rengi yazıyor. Kenara çekeyim. Bastırabiliyorsunuz. Damak gibi bir şey de var. Kullanat. Şurada damağın görüyorsunuz ne kadar dolduğunu. Fakat bunun şeyi çok az ya. Yani şu kadar neredeyse haznesi. Şu kadar mürekkep haznesi. O yüzden hemen bitiyor. Yani gerçekten kullanat. Türkiye'de fiyatları, bunun fiyatları 20 liradan başlayıp 40 liraya kadar gidebiliyor bunun. Değmez. Yani Jinhao'lar var ya 25 liraya. Jinhao çok hoş. Dolma kalem var. İstediğin kadar kullan. Bu yani kullanatı herhalde böyle hızlı işler için tercih edebilirsiniz. Daha koyu bir rengini alayım. Ben bunu çok uygun. Bunun hepsini 12 dolara mı 10 dolara mı ne aldım yani. Evet. Hepsini aldım. Bu da gerçek lacivert işte. Koyu lacivertmiş. Her rengi var. Biraz çocuk işi bana sorarsanız. Yine ben bizim kıza vereceğim 16 yaşında kendisi. O kullansın. Ben sadece size bir ama dolma kalem gibi. Yani dolma kalem gibi bastırabiliyorsunuz. İki ucu var. Ucu. Ucu böyle basit bir uç. Yani dayanmaz bana sorarsanız. Eğer bu dolma kalem olsaydı biraz da ucuz mürekkep koyarsanız dayanmazdı. İşte rengi yani, renk var. Ne markaymış? Ton marka Fountain Set diye geçiyor. Siyahı şurada biraz bakın görebiliyor musunuz? Biraz bir kazıdım palçatayla. Şu kadar olduğunu gördüm yani topu topu bütün. Ya şurası boş. Hemen bitsin diye uğraşmışlar. Ve tabii şimdi hemen söyleyebilirim ki siyah bitmiş. Bizim kız kullanmış. Hemen bitiyor. Doldurulabilir gibi değil. Denedim. Arkasını açtım. Şu arkasını açtım. Bakın burada belki görebiliyorsunuz. Ucu gözüküyor ama belki buradan şırıngayla doldurulabilir. Ama sonra bir denerim ya şırıngayla. Bakayım şırınganın ucu oluyor mu? Büyük şırınganın ucu. Büyük şırınganın ucu dokunuyor mu? Evet dokunuyor. Belki şırıngayla doldurulabilir. Ama sonra nasıl, ya bu doldurduktan sonra akmasını nasıl engelleyeceğiz burasını bilmiyorum. Ya da bu eğer, ne bileyim değmez ya, yani bunlar uğraşın değmez. Bir gömleğiniz rezil olsa bayağı zarar edersiniz. O yüzden bunlar değmez. Ama dolma kalem doldurmak istemiyorum. Ben kartuşla uğraşmak istemiyorum diyeyim. Bic marka, Bic mi, Bic marka neyse Fransız malı. Orada böyle bir şey. Kutu böyle biraz bozulmuş geldi. Önemli değil. İçinde 12 tane var. Ben bu 12 tanesini bir indirim vardı. 70 liraya aldım. Hepsini. 70 küsür liraya aldım. Yani o yüzden bana tanesi işte 6,5 liraya falan geldi. İşte o zaman iyi tabii. Mavi aldım. Evet. Bu dışarıda kullanmaya ve sizi mesela okulda çalındım ya da düşürdünüz mü çok üzülmeyeceğiniz bir dolma kalem tipi. Hızlıca diyeyim bakalım. Örneğin bunu güzel yazı derslerinde artık veriyorlar mı bilmiyorum. Eskiden vardı. Şimdi daha o duman oldu ya müfredat.
güzel yazı derslerinde çocuklar ellerini oralarını buralarını mürekkep yapmasınlar diye kullanabilecekleri bir model bence. Ama 20-25 lira para verilmez. Tabii ben biraz toptan almış gibi oldum. Bic marka. Bunun şeyi ne kadar? Bir bakalım. Şunu şöyle çıkartayım. İzninizle. Bu tabii şeyle çıkmıyor pet. Çok rahat çıkmıyor. Çıkartamadım da. Ama buraya kadar gösterdiğine göre, hatta kimseye çaktırmadan biraz kazıyarak. Buna bakabiliriz. Evet, şuraya kadarmış. Bayağı iyi. Bakın haznesi buraya kadar. Oldukça iyi yani. Şuradan şurası hazne olduğuna göre kolay kolay gitmez. Rengi yavaş yavaş kendine geldi. Kullanmanızı öneririm. Twitter hesabım @koksal. İşte benim pek fazla kalemlerle ilgili bir şeyler koymuyorum ama Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ahmet Duran Koksal. Efendim başka yerlerde de ama tabi Ayasofya.com'dur benim ana. Cami gör var, merdiven gör, oraya girebilirsiniz. Bunu kullanmak güzel bir şey. Yanınızda böyle hazır taşıyabilirsiniz. 12'li alabiliyorsanız, 12'li alın. Hani seviyorsanız. Bir dahaki programımızda biraz yazı yazacağız. Mesela şöyle bir şey yapmışım. İstanbul, Barcelona falan böyle bir şey yapmışım. Bunların nasıl yazıldığına bakacağız. Nasıl böyle süslü püslü yazı yapabiliriz. Bunun için Mala, Ikea'nın Mala'sını kullanacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim.